Evet gençler. Portakal reçelli köşt isteyen yok mu? Portakal reçelli köşt. Buyurun. Çift kaşarlı köşt benim abi. Çift kaşarlı köşt emmi. Abi bana da atar mısın bir tane kaşarlı? Hemen. Bir şey istiyor musun kardeşim? Yok abi yok sağ ol. Pikachu. Hı. Enişte geliyor. Çok komik abi. Ya tamam abi espri yaptık. İstemiyorsan bir daha söylemeyiz. Söyleme. Benden bana oradan bir paket mendil verir misin lütfen? Önce ben geldim. Öğretmen olmanız sıraya girmenizi gerektirmiyor mu yoksa? Yok canım. Tabii buyurun. Sıra sizin Sayın 135 Keramettin. Mennan bana oradan bir kaşarlı tost yapsana. Hemen. Abi helal olsun. Bence senin öyle bir şekil koyman çok güzel oldu ha. Öyle abi. Öğretmense öğretmenliğini bilecek adam gibi sıraya girecek. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Öğretmen mi öğretmen? Yüz göz olmayacağız abi. Bundan sonra mesafeli olalım herkese. Ne oldu lan? Celallenmişsiniz. Var var konuşuruz bir şekiller var da. Anlatırım sonra şimdi sınıfta şekil olmasın. Kim geldi lan? Ortaya geldi. Niye söylesin? Hadi hiç haber verin ya. Niye söyledin oğlum? Gel sırana gel. Gel. Hadi hadi hadi. Hocam. Emin öğretmen geliyor. Emin öğretmen geliyor. Ay! Ortaka da gelmiş. Ortaka da gelmiş. Burada iyice geldiler oğlum. Günaydın çocuklar. Sağ ol. Oturun. Sedat'ın okula dönmesi ne kadar iyi oldu değil mi Afet Hanım? Gerçi son zamanlarda çok sorun yaşadılar yine. Yani Rahmeli'nin gitmesi, bu Kopil'in başına gelenler, Gamze'nin kazası. Ama en azından ekipleri bozulmamış oldu. Yani Afet Hanım? Pardon, dalmışım. Nerelerdeydiniz? Evlere gittim bir yerlere. Paylaşmak isterseniz ben dinlerim. Senin de canını sıkmayayım. Afet Hanım. Bakın siz en kötü günlerimde bana destek oldunuz. Her zaman destek oldunuz. Ben birçok şeyi sizin desteğiniz sayesinde çok kolay gözledim. Hem hep siz mi dert dinleyeceksiniz? Şimdi sıra bende. Kerem. Ya uzun süredir aramızda bir duvar örülüyor. Yaklaşmaya çalışıyorum kaplumbağa gibi kabuğuna çekiliyor. Uzanmak istiyorum, ulaşamıyorum. Ya serbest bırakayım diyorum, olmuyor. Dün en son çantamı karıştırırken gördüm. Çok kötü oldum bana. Peki neden yaptığını söyledi mi size? Öyle kaçamak cevaplar veriyor. Yani neden, niye anlamıyorum ki. Üzülmeyin Afet Hanım. Yani Kerem sizi çok seviyor. Eminim hatasının farkına varmıştır. Sert davranayım diyorum. Gitmesinden korkuyorum. Zaten dadanda o Ali'lere gidiyor boyuna. Gitme desem tamamen kaybedeceğim. Ne bileyim belki de ben suçluyum yani. Onu çok şımarttım, çok yumuşak mı davrandım bilmiyorum. Doğrusu koyun gibi güdülmesini de istemedim. Şimdi tamamen iplerini kopardı köpek. Karadeniz bölgesinin doğusu ve batısı iklim koşulları bakımından farklılıklar gösterir. Batı Karadeniz Marmara'ya yakın olması dolayısıyla daha yumuşak ve ılıman bir iklim yapısına sahiptir. 135. Ne yapıyorsun sen? Hiç. Dergi okuyorum. Çabuk kaldır onu.
Derste ders dinlenir. Dergi okunmaz. 135. Söylediğimi duymadın galiba. Sana onu kaldır dedim. Canım dergi okumak istiyor. Ders dinlemek istemiyor. Çabuk. Ayağa kalk. Çık dışarı. Çıkmıyorum. Sana dışarı çık dedim terbiyesiz herif. Çıkmıyorum. Ne yapacaksın? Çabuk hepiniz dışarı çıkın. Bizi dışarıda bekleyin. Size çıkın dedim. Ne yapacaksınız peki? Bu 11 Bey bu telefon olayı yüzünden ceza verecek misiniz? Hiçbir ceza vermeyeceğim. Onların cezalarını çektiler. Şanslarını denediler, kaybettiler. En güzelini düşünmüşsünüz. Öğretmenim, öğretmenim. Ne oldu kızım, bir şey mi oldu? Kerem'le Emin Hoca içeride. Kerem'le Emin Hoca içeride. Nerede içeride, neyin içinde? Sınıfta kavga ediyorlar. Emin Hoca çok sinirliydi. Kesin Kerem'i dövecek. Ne? Kerem'e vurdunuz mu Emin Bey? Kerem'e tokat attınız mı Emin Bey? Belki sert, otoriter bir öğretmenim Afet Hanım ama bugüne kadar hiçbir öğrencime vurmadım. Doğru söyle, vurdu mu sana? Keşke vursaydı. Kerem, ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Vurdu mu abi? Oğlum söylesene. Kime vuruyor oğlum? Benim adım Kerametin Güçverir. Kaldı ki vursaydı iyi olacaktı ama vurmadı. Allah kahretsin vurmadı.